Daha mutlu bir hayat, daha zinde bir siz. Yaşamdan keyif almak, başarılı olmak kim istemez ki? Bunu yapan insanlar var ama yani bir nevi hayalimizi yaşayan insanlar var. Peki bu insanlar gün içinde ne yapıyorlar? Nasıl alışkanlıkları var? Bunları öğrendim ki belki biz de hayatımıza katarız, değil mi? Ben sizin için bunları araştırdım. Video sonuna kadar izleyin ve videoyu izledikten sonraki sizle önceki siz arasındaki farkı görün. Bir zaman ve planlama uzmandırlar. Şunu çok sık deriz. Vakit nasıl da akıp gidiyor ya. Bu insanlar için vakit öylece akıp gitmiyor arkadaşlar. Bu insanlar zamanlarının kıymetini çok iyi biliyor. Günlerini, haftalarını, aylarını çok iyi kontrol ediyorlar. Tam bir zamanlama, tam bir planlama uzmanlarılar. Bunun bir istisnasını ben görmedim. Yaşamında başarıya ulaşmış, hayatta hatta mutluluğa ulaşmış her insan sabah kalktığında o gün ne yapacağını biliyor. Sabah rutininizin içine 5 dakikalık o günü planlama süresi ekleyin. Bu sizi makineye çevirmez. Her nefes alışınızı yazın demiyorum. Örneğin şunu bile yazabilirsiniz. Akşam üzeri yatana kadar hayal kurmaya vakit ayır. Evet, bunu bile yazabilirsiniz. Yaz geldi, havalar çok sıcak. Sabah kalktığımızda o güneşin doğuşuyla birlikte soğuk kahvemiz, soğuk çayımız eşliğinde Günümüzü planlayalım. İnanın o gün çok şey değiştirecek. Zamanı öldürdüğünüzde başarı fırsatlarını da öldürmüş olursunuz. Bu arada bir araştırma. insanlar to do listelerinin yani yapacaklar listesinin yalnızca yüzde 41'ini gerçekleştiriyorlarmış. Dolayısıyla sabahları yapacaklar listesi oluşturuyorum ama bunun tamamına uyamıyorum diye kendinizi demotive etmeyin. Zaten yüzde 41'i bunun dünya ortalaması. Eğer plan yapmazsanız çünkü bu oran %0'a yakın oluyor. Hayatımızı planlı yaşayalım arkadaşlar. Yoksa inanın, farkındasınızdır da zaten. Çevremizin konforu içinde dağılıp gidiyoruz. Zamanı anlamadan geçirip gidiyoruz. Yani zaman geçiyor ama tek işi bizi yaşlandırmak oluyor. Onun gelişim ayağını bir türlü yakalayamıyoruz. Zamanı kullanabilme yeteneği bence kaliteli yaşama yeteneğiyle çok alakalı bir oran. Zamanı doğru kullanma, planlama yüzdeni eğer arttırabilirsen otomatik olarak hayatı kaliteli yaşama yüzdeni de bence arttırmış oluyorsun. 2. Yaptıkları şeyin keyfini çıkarıyorlar. Başarılı insanların olmazsa olmaz alışkanlıklarıyla ilgili araştırma yaparken tespit ettiğim şeylerden birisi de bu insanlar iş anında işlerini çok iyi yapıyorlar, çok çalışıyorlar, çok zaman harcıyorlar işlerine. Çok verimli olmaya çalışıyorlar ama iş bittiğinde de kendilerine, ailelerine, hobilerine, keyiflerine vakit ayırmayı çok iyi biliyorlar. Önem vermeyi tercih etmediğiniz sürece zamanın kendi içinde bir anlamı yoktur. Öğrencilerden örnek verelim. Bir öğrenci düşünün, çok ders çalışsın bu öğrencimiz. Hatta günde 10 saat ders çalışsın. Ama çok da verimli ders çalışsın. Konuları yapabildiği için çok da mutlu olsun bu öğrenci. Çalışması bitince de uykuyu çıkarın, günde 6 saati kalıyor. 6 saatinde de neden hoşlanıyorsa ona vakit ayırsın. Bu öğrenci o hoşlandığı şeye vakit ayırdığında tam olarak o hoşlandığı şeye vakit ayırmış olur. Kafasında Derslerden kalan kafasını karıştırıcı bir huzursuzluk durumu ya da bir suçluluk hissiyatı olmaz. Tamamen kendini o eğlencesine, hobisine verebilir. Tam tersi de ikinci öğrencimiz şöyle çalışsın, bir saat bir baksın derslere, sonra çok yapamamasının canı sıkılsın. Yani verimlilik neredeyse yüzde bire, sıfıra yakın olsun. Oyun oynamaya dönsün, video izlemeye dönsün, işte arkadaşlara takılmaya dönsün. Eğleneceğini düşündüğü saatlerde de güzel vakit geçiremez. Çünkü akla hep derstedir. Yapamamının verdiği suçluluk, o huzursuzluk vardır. Yani bu öğrencimiz, ikinci örnekteki öğrencimiz, derste dersi yapamaz. Eğlence de eğlenceyi yapamaz. İşte başarılı insanların sırlarından birisi de bu. Çalışma zamanında çok verimli ve çok çalışıyorlar. Eğlence zamanında da tam olarak eğlenceye kendilerini verebiliyorlar. Ayrıca bu maddede bir şey daha aktarmak istiyorum size. Hayattan gerçekten keyif aldığımız şeylerin listesini çıkartın arkadaşlar. Yoksa işten sonra eğlenceyi vakit ayırmak bizim için biraz zaman öldürmeye dönüşüyor. Yani o kadar çalışıyoruz. Özellikle şimdi yazın çalışıyorsanız, ders ya da herhangi bir işte çalışıyorsanız ödülü hak ettiğimiz çalışmaların sonunda vaktimizi boş boş harcarız. Ama boş boş harcamak bence bir ödül değildir. Gerçek ödül gerçekten keyif aldığımız, sevdiğimiz bir şey yapmaktır bence. Dolayısıyla bu maddenin özetinde evet çok çalışalım, evet çok verimli çalışalım ama işten sonra da gerçekten bir ödül olarak neden keyif alıyorsak ona iyice konsantre olup onun keyfini çıkartalım. 3- Sürekli öğrenir ve kitap okurlar. Bu videoyu izleyenlerin %99'unun kitap okumaya vakitlerinin olmadığını biliyorum. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en üst düzey başarılı insanların kitap okumaya çok fazla vakitleri var. Burada sanki bir çelişki var değil mi? Sanki biz kendimizi kandırıyoruz. Yani işi bilen insanlar okuyor arkadaşlar. 4- Gün erken başlarlar. Güne erken başlamak ve bu benim yorumum çok da abartmadan biraz daha az uyumak neredeyse tüm başarılı insanların ortak alışkanlığı arkadaşlar. İsimlerini burada saysak bitmez ama birkaç örnek vermek gerekirse Facebook kurucusu Zuckerberg'den SpaceX, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a kadar, Starbucks kafelerin kurucusu Howard Schultz'a kadar, Ferrarisini satan bilginin yazarı Robin Sharma'ya kadar hatta Robin Sharma'nın Sabah 5 Kulübü diye bir kulübü var. Hatta bunun bayağı da bir üyesi var. Tüm bu başarılı insanların sabahları çok erken kalktığını biliyoruz. Daha piyasalar uyanmadan, daha belki rakipleri tam olarak uyanmadan bu insanlara egzersizlerini yapmış oluyorlar, okumalarını bitirmiş oluyorlar, meditasyonlarını bitirmiş oluyorlar, günü planlamış oluyorlar. Yani sabah 8-9 olurken bu insanlar zaten güne bayağı bir hazır olarak başlıyorlar. Bunu sadece ticari hedefleri olanlara bir öneri olarak düşünmeyin arkadaşlar. Sabahları çok erken kalktığınız günleri düşünün ve o anlarda güzel bir sabah rutini oturttuğunuz günleri düşünün. Günümüz ne kadar keyifli geçiyor değil mi? Yani sabahları bir yarım saat, bir saatlik planlı şekilde yaşamak kalan bütün günü aslında kurtarmış oluyor. 5. Gereksiz şeylere hayır derler başarılı insanlarla ilgili kitaplar yazan, araştırmalar yapan Thomas Corley'in bir çalışmasına göre maddi durumu yetersiz insanların %78'i reality show'lar izlerken maddi durumu üst seviyede ve çok başarılı insanlarda bu oran %6'ya kadar düşüyormuş. Başarılı insanlar ile çok başarılı insanlar arasındaki fark çok başarılı insanların kendilerini bölebilecek neredeyse her şeye hayır demesidir. Gereksiz şeylere hayır demek, gerekli ve önemli şeylere evet demektir bir anlamda. Sanırım burada bana katılırsınız. Hayatında evete çok alışık insanlar, aynı zamanda bölünmeye de çok alışık insanlardır. Bizim bir minimalizm serimiz var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz, eğer bilmiyorsanız bu kanalda baya bir yenisinizdir. Hoş geldiniz şimdiden. Açıklamalara linkini koyacağım. Bu videodan sonra gidin minimalizm serimizdeki bütün videoları izleyin. Minimalizm serimizde anlattığımız felsefenin ana sütunuyla çok örtüşüyor bu madde. Ne diyorduk orada? Hayatından gereksiz şeyleri çıkart ki hayatında önemli olması gereken şeyler ortaya çıksın ve önemli olanlara vakit ayırabil. Altı asla ertelemezler. Arkadaşlar bu pis huy, erteleme huyu sadece erteleme anında kalan bir şey değil bütün hayata bulaşıyor. Başarılı insanları araştırdığımda neredeyse tamamı bu işin matematiğini çözmüş. Gerekli olan anda o işin bedelini ödüyorlar ve bütün ömürlerinde rahat ediyorlar. Biz ne yapıyoruz peki? Erteleme huyu olanlar ne yapıyor peki? İş anında gerekli olan bedeli ödemediğimiz için bütün ömrümüz o bedeli ödemekle geçiyor. Vücudun neredeyse her acıya dayanır. İkna etmen gereken zihnindir. Erteleme ile ilgili müstakil bir video çekmiştim. Tekrar düşmemek adına bu konuyu çok derinleştirmek istemiyorum. Açıklamalara buraya linkini koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Belki bu maddeye şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Yardımcı olabilir. Başarılı insanların hemen hemen hepsinin bildiği, ezbere bildiği bir teknik vardır. Pretor etkisi. Yani bunu şöyle de bilebilirsiniz siz. 80'e 20 kuralı. Ne der bu? Çıktıların %80'ini girdilerin %20'si oluşturur. Yani başarınızı belirleyecek doğru %20 girdiyi eğer bulursanız %80 çıktıya ulaşmış olursunuz. Bunu not alın, üzerine biraz çalışın. Zaten Google'a sorarsanız ufak bir araştırmadan sonra bu tekniği rahatlıkla öğrenebilirsiniz. 7 egzersiz yaparlar. Başarılı insanları araştırdığımda arkadaşlar neredeyse hiç isim saymama bile gerek yok. Bunların hepsi egzersiz yapıyorlar. Yaş ilerlediğinde vücudunu zinde tutmak için ekstra bir çabaya ihtiyacınız oluyor. Yani egzersiz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu insanlar da çok yoğun çalıştıkları için egzersize zaten ihtiyaçları var bu insanların. Ama genç yaşta biz bunu oturtabilirsek eğer hem güzel bir alışkanlığa sahip olmuş oluyoruz. Vücudumuz iyi bir şablona ve iyi bir altyapıya sahip olmuş oluyor. Başkalarının erindiği işler bize inanın kolay gelebiliyor. Egzersize vakit ayırmayı hayatınızdan zaman çalmak olarak lütfen düşünmeyin. Çünkü egzersizle birlikte bedenen ve zihnen daha sağlıklı bir yapıya sahip olduğunuz için çalışmalarınızı çok daha fazla ve çok daha verimli geçirebiliyorsunuz. Sadece başarı olarak düşünmeyin. iyi bir bedene ve iyi bir zihne sahip olmak genel mutluluğumuzu inanılmaz etkiliyor. Spor derken vücudu tuhaf şekilleri sokmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar yürümek, koşmak, evdeki eşyalarla yapabileceğiniz temel egzersizler. Bunlar bize çok daha mutlu bir hayat sunuyor. Talbot'un çok sevdiğim bir sözü var arkadaşlar. Artık çok mu geç? Sadece ölüler için geçtir. Yaşanızdan tamamen bağımsızdır. Yaşadığınız yerden bağımsızdır. Sahip olduğunuz çevreden tamamen bağımsızdır arkadaşlar. Değişebiliriz, gelişebiliriz. Hayal ettiğimiz hayata gerçekten sahip olabiliriz. Başarılı olmak için tabii ki çok daha farklı maddeler, çok daha farklı öneriler sunabiliriz. Bunlar tabii ki vardır. Ama en azından bu videoda saydığım 7 madde bir başlangıç olabilir bizim için. İlk adımlar olabilir. Bu bahsettiklerimi denediğinizde verim aldıklarınız varsa arkadaşlar aşağıda yorumlarda önerebilirsiniz. Hatta bence herkes kendi sırlarını mutlu bir hayata dair, başarılı bir hayata dair kendi sırları varsa aşağıda yorumlarda bahsetsin. Hepsini okuyacağım. Bir mum ışığını başka bir muma verdi diye kendi ışığından bir şey kaybetmez. Ne olur? Etraf, ülke, insanlar aydınlanmış olur. Yapılacak iş çok, ömür çok kısa, zaman da çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla vaktimizi verimli geçirmemiz lazım arkadaşlar. Biz bu kanalda zaten tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.